fonda kontrol edelim. Mikrofon çalışıyor. Evet, o zaman başlayabiliriz. Herkese merhaba. Bugün 15 Haziran Salı. Yine 40 bin doların üzerinde başlayan bir Bitcoin sizlerle karşınızdayız. Ama biz bunu şu anda sevinemiyoruz. Niye? Çünkü bazı seviyelerin kırılması gerekiyor ki yüksel değilim. Artık totem mi dersiniz, nazar değmek mi dersiniz bilemiyoruz ama bize göre bir 44 bin, 45 bin, kırılsın. Ondan sonra yükselişe geçelim deriz. Neticede e, bugün toplanan ve yarın sonlanacak olan bir FOMC toplantısı var. Burada paranın geleceği hakkında bazı kararlar alınacak. Faizi geçtim. En azından tapering'e başlarlar mı? Ne zaman faiz arttırırlar gibi görüntüler biraz daha önümüze gelecek. Neticede para kısıtlı. Ve buralara kadar gelmemizin en büyük nedeni Coinbase'in zaten birincisi IPO'suydu. Diğeri de kedi köpek, kebap şiş Kangalı derken şiş dayandı, kebap dayandı, para buralara bölündü. Önce bölündü, sonra buralara battı. O yüzden şu anda elimize kıt kaynaklar kaldı. Bu kıt kaynakların FED tarafından ne zaman sona erdireceğini hepimiz merak ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ekonomi bilimi biliyorsunuz ki kıt kaynakların verimli kullanılması sanatıdır. O yüzden bizler de şu anda elimizde kalan parayla önce bir bitcoin gitsin istiyoruz. Hatta dün bunun tartışması vardı Twitter'da. Önce bir bitcoin gitsin biraz psikolojiyi toplasın, piyasaya biraz parayı çeksin, ondan sonra altcoin'ler gideriz diye düşünüyoruz. Umuyoruz ki siz de böyle düşünüyorsunuzdur. O zaman bugün sizlere anlatacaklarımız çok fazla. Fazla lafı uzatmayalım. Önce genel piyasaya geçelim. Ardından da kriptoların tekniğine geçelim. Evet bugünkü piyasaya baktığımızda açıkçası sabah Çin saatleri biraz satıcılık geçse de dün Nasdaq zaten rekorda kapanış gerçekleştirdi. Ve vadellere göz attığımızda vadelilerde de artıda giden bir Amerika var. Yani çi sabahki Çin seansı kapattıktan sonra her şey yine günlük insanla dönmüş durumda. Bugünün ekonomik takvimi bayağı bir kalabalık. Yani Amerika'dan üfeler gelecek, perakent satışlar gelecek, sanayi üretimler gelecek. Neden biz bunlara bakmaya başladık? Çünkü bugün başlayan, yarın ise sona erecek olan FOMC toplantısı nedeniyle. Hatırlarsanız, J.P. Morgan e, ya da Goldman Sachs ikisinden biri e, bu toplantıda para, ne zaman tapering'e başlanacağına yönelik işaretin verilmesini bekliyordu. Tapering ne? Şu anda bastıkları yani piyasaya dağıttıkları paranın yavaş yavaş kısılması. Sonra ne yapacaklar? Bu parayı toplayacaklar. Bunun da ters repo. İki günlük Jun yani Haziran toplantısı. 15-16'sı yani yarın sonu erecek. Yanında Yıldız var. Fed'in kendi sitesi. Bu ne anlama geliyor? Projeksiyon yayınlanacak. Şimdi projeksiyon yayınlanacaksa o zaman burada FOMC komite üyelerinin ve guvernörlerin neyi var? Faiz beklentileri var. Bu sene ...önümüzdeki sene, iki sene sonra böyle long term dediğimiz... ...üç tane faiz eğrisi elde edeceğiz. Ve daha önceki faiz ne zaman artılır beklentilerinden? Herhangi bir öteleme değil de geriye çekme gibi bir durum olursa... ...faiz eğrimiz daha yukarı yönünü e, dikleşirse... ...o zaman yani dikleştiği zaman daha erken beklemiş olacaklar. O zaman ne olacak? E, bu rüya daha erken bitmiş olacak para daha e, hızlı çekilecek ve faizler de daha hızlı artırılmış olacak. O yüzden ne yapmak lazım? Akarken doldurmak lazım. Bu lafımı birazdan makro stratejide kullanacağım. Hatta makro stratejide kullanacağım artık. değil, makro oldu onlar. E, dolayısıyla bu lafımı unutmayın. Birazdan geleceğim oraya. Şimdi geçiyoruz Bitcoin dolara. 40.300 dolar seviyesindeyiz bu sabah. Bugün biraz Bitcoin dinleniyor, Ethereum hareketlendi. O özellikle birazdan Ethereum-Bitcoin e makasını göstereceğiz. Ee, Ethereum ise 2620'de, Ripple henüz daha bebek adımlarına 90 centte. LINK dünün Polkadot'la e, en çok kazananı oldu ki dün sadece biz kriptozum e, e, başlığımızda DOT hareketi diye hatırlarsanız attık. O yüzden güzel bir strateji oldu. Devamını da getirir miyiz? Birazdan teknikte inceleriz. XLM 34 cent, AVAX burada halen daha zayıf. 15,5 dolarlarda ki geçen sene AVAX bu sene 2 dolarlardaydı. Düşmüş hali bu, unutmayalım. BAT 70 cent'te de derken bu şekilde daha klasik bir görüntü var, yatay bir görüntü var diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz marka stratejiye. Bu dün marka stratejinin 500 milyon dolarlık tahvil ihracının bittiğini ve 6.125'lik bir faiz oranıyla e, analit eden e, burada ihraç edildiğini duyduk. Ama henüz daha ne kadarlık bir e, Bitcoin aldılar onu bilmiyoruz. Muhtemelen e, bu hafta sonuna doğru açıklarlar diye düşünüyoruz. Ne kadar Bitcoin aldılar, ne kadardan aldılar bunlar önemli olacak. Ama hani akarken dolduralım diye bir şey konuştuk ya şimdi burada biliyorsunuz buranın CEO'su Michael Saylor ee, bu abi aynen bunu düşünerekten şöyle bir şey yaptı. Bunlar biliyorsunuz halka açık bir şirket ve 1 milyar dolarlık ikinci bir halka arz ve da borsada işlem gören tipe dönüştürme dediğimiz hisse senetlerinde böyle bir e, konu vardır. Dolayısıyla yeni arz demek oluyor. Halka arza çıkmadan tipe dönüştürebilir derken o şekilde de ihraç edebilirler. 1 milyar dolarlık. Hisse ihracından da daha doğrusu 1 milyar dolara kadar olan hisse ihracından da yine tamamıyla bitcoin alacaklarını söylediler. Şimdi mantık şu aslında borçlanayım bitcoin alayım ilk aklınıza gelen kötü düşünce olabilir ama şu da var. Hazır para varken ben bunları tahville time olarak yani zaman olarak kilitleyeyim. Kimse de bozamasın bitcoin artarken ben bunları ödeyeyim. En azından para gitmesin para tahvilde bitcoin tahvillerinde kalsın diye aslında mantık. Çok da yanlış değil. İyi günde doğru, kötü günde yanlıştır biliyorsunuz her zaman. Dolayısıyla böyle bir 1 milyarlık, bakalım senedi var. Şimdiki iyi olacağını düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi kötü günde de kötü deriz. O ayrı. Şimdi geçiyoruz. Paltodora. E, e, bu abi bayağı zengin. Yani 7.7 milyar dolar e, kendi e, parası var diye biliyoruz. Ve ne bir açıklama yaptı. Dedi ki, daha öncesinde e altın da alacağım, hisse işte, senetleri de alacağım ve geri kalan paramı %80'ini ne yapacağımı bilmiyorum. Ben şu anda Fed'in ne yapacağını görmek istiyorum dedi. Öyleyse dün e, az evvel de söylediğimiz bugün başlayan yarın sona erecek Fed toplantısı bayağı önemli. Özellikle projeksiyon yayınlansın. Birçok belki de kurumsal buna göre hareket edecek. Belki piyasadan para çekilecek. Belki de neticede Avrupa Merkez Bankası gibi FED de e, Avrupa yani ECB ile senkronizasyonu bozmak istemediği için genişleyici para politikaları bir süre daha devam edecek. Bu da hepimizi rahatlatacak. Sinetlere e, kriptolar e, burada yaygınlaşarak para devam edecek. Şimdi Paul Tudor dedi ki Mayıs ayında ben portföyümün %2'siyle ikisiyle Bitcoin alıyorum dedi. Dün de dedi ki ben buradaki alokasyonu %5'e çıkardım dedi ve daha da almaya devam edecek. Birçok milyonerin ve kurumsalların Bitcoin'i daha da alacağına ilişkin e, haberleri dün okuduk. Dolayısıyla bakalım kurumsallar milyarderler başladı. Önümüzdeki süreçte FOMO'ya dönerse o zaman hiçbir on-chain verisine gerek kalmadan e, o FOMO zaten bütün her şeyi düzeltir diye yaralara e, pansuman olur diye düşünüyoruz. Şimdi Tunus geldi. Tanzanya geldi Nere? El Salvador'un yanına, Meksika'nın yanına. Artı Meksika'da, Meksika'da bir kulüpte %1'i Ethereum'la NFT olarak satılacakmış. Ee, böyle bir durumda var. Bu da e, popüler olacak herhalde. Yani yarın bir gün e, ko, e, kripto paralarla mesela spor e, biliyorsunuz sporlar ICO'su yapılırken bu sefer satışları e, kripto parayla gerçekleşirse şaşırmamak lazım. Tabii dün e, Polkadot'tan bahsettik listeleme haberi vardı ama listelemeden zaten e, gelene kadar da e, hacimin artışını dün Polkadot'tan bahsetmiştik. O da %15'lik bir anda gitti ve %20 ile son iki günü tamamladı. Ve diğer tarafta Goldman Sachs e, müşterilerine Ethereum feature ve opsiyonlarını sunmaya hazırlanacak. Olumlu neden? Ethereum'ın kurumsalların girmesi için olumlu. Çünkü hiçbir kurumsal kalkıp da kendini hedgeleyemedi, kendini güvence altına alamadı veyahut da tamamıyla %100 karşıladı spot piyasada işlem yapmak istemez. Bu yüzden Goldman'ın bu hareketi de Ethereum için olumlu olacak diyebiliriz. Sabah saatlerinde Bitcoin'de son 24 saatlik içerisinde %38'lik yeni adres, 120'lik aktif adres artışı vardı. Ethereum'da ise %8'e %1.88. Yani aslında içi boş bir yükseliş değil. Dolu bir yükseliş ama halen daha gerçekleşmesini istediğimiz bir şeyler var. O da mesela rasyolardan bahsedebiliriz. Ee, burada en önemlisi MVRV yani Market Value Realized Value'nin Z skoru. Burası dibi onayladı. Geçen hafta da söyledik. Fiyatlı harekete geçti. İskontoya işaret ediyor. Diğer tarafta ise Sopra baktığımızda burası artık boğa kısmını tamamen açtı ve birin üzerine çıktı. Burası da hareketi onayladı. Ve şunu da söylemek gerekirse dün borsalardan çok sert bir şekilde bitcoin çıkışı vardı. Geldi o da sert bir şekilde bitcoin çıkışı vardı. Günlük olarak da bakmak gerekirse günlük olarak 756.7 milyon bitcoin çıkışı, 28.7 milyon ethereum çıkışı, diğer tarafta da 3.8 milyonlukta da Tether e, çıkışı vardı. O yüzden şu anki durumda e, Bitcoin'in çıkışı da olumlu diyebiliriz ama Tether girişi halen daha yok. O da piyasanın küçüldüğüne işaret ediyor. Ama şöyle bir durum da var. Piyasa Bitcoin tarafına daha hızlı küçüldüğü için yakında arz konusu gündeme gelecek. Zaten arz demişken de hemen şurada bir bakalım. E, hodl edilen yani uzun süre tutulan veyahut da kaybedilen coin, Bitcoin sayısı 7 milyon adet Bitcoin'e ulaştı. Bir ayın en düşük seviyesi. Şimdi düşünelim. 7 milyon adet Bitcoin unutulmuşsa veya da saklanıyorsa e, toplam arz 21 milyonsa o zaman bugünün en önemli ve bu senenin en önemli konusu olacak? Üçte biri zaten yok 21 milyondan. 2021 bittiğinde son kalan %10'luk dilime gireceğiz. Şu anda arzın %11'lik kalan kısmındayız. O zaman bugün olmasa yarın muhakkak olacak. Bu seviyelerden Bitcoin alanlar sene sonunda önümüzdeki senelerde buradan bugün eleştirmek yerine önümüzdeki sene belki de teşekkür edecekler. O yüzden arz ve talep fiyatı belirler. Arkasında ne olursa olsun arz ve talep fiyatı belirler. Arz ve talebi de burada görüyoruz. 7 milyon lost and hodl varsa 3'te biri zaten yok demektir. O zaman geri kalan 3'te ikisiyle de piyasa döner ve çıkışlar arttıkça da borsalardan ona göre de arz azalır. Talep de günden güne artarsa fiyatı da yükselir. Ve devam ediyoruz Ethereum'la. Ethereum, Ethereum da aynı şekilde. Geçen sene %15'i e, kilitliyken bu sene %25'inden fazlası akıllı sözleşmelerin arkasında kilitlendi. Zaten 2.0 durumunu biliyorsunuz. Orada stake ödülleri gittikçe düşüyor. Yani bu Toplamda stake edilen tutar arttıkça bunun da hodlı, e, ethereum'un hodlı aynı şekilde Bitcoin gibi işliyor. Tek problem var o da sınırlı arzının olmaması. O da sorun değil. Neticede ciddi bir proje ve e, bilgi kaynağı var. Artı Ethereum'da 15.59 iyileştirmesi gelir ve fiiller Ethereum yakımına dönüştürülürse o da arz kısıtlayıcı olacak ve yaz aylarına gelmesi bekleniyor. Yaz aylarında yani eğer 15.59 devreye girerse 4500-5500 dolar aralığında zaten beklediğimizi belirtmiştik. Şimdi Ripple'dan bir e, dava konusu var. O da şu, yargıç Netburn artık kararını verdi. Dedi ki bizim buradaki araştırma e, Ağustos 31'e kadar devam edecek ve e, letterların yani kanıtların kanıtların 31 Ekim'e kadar son verilmesi bir isteniyor. Ve dolayısıyla artık davanın son tarihi konuldu. 31 Ekim'dendi. 2022'ye kadar uzatılır mı? Bilemeyiz. Ama burada artık 31 Ekim'imiz var. Eğer SEC bu dergilerini 31 Ekim'e kadar sunamazsa dava düşer ve bu anlamda da Ripple için bayağı olumlu olur. CoinShares'in yine raporu geldi. E, Biraz bozuktu rapor o yüzden web'ten Medium sayfasını açtık. E, Bitcoin, Ethereum, ve Ripple çıkışı vardı ama geçen hafta 7, 7 milyonluk bir Ripple girişi söz konusuydu. E, onun yanı sıra e, Polkadot'ta herhangi bir e, durum yok. Orada e, biraz çıkış oldu ve aylıkta sıfırladılar. Şu anda Cardano'nun e, olduğunu görüyoruz ama Ethereum satışı da gerçekleştirdi. O o yüzden Cardano okey. Ama Ethereum Bitcoin biraz geriden geldiği için satıldığını kurumsallar tarafından görüyoruz. Ama kurumsallar bunları satarken bunları tutmaya yani siyahları tutmaya devam etmişler. O yüzden olumlu buluyoruz. Şimdi Ethereum Bitcoin makasında zaten şuradan bir alacağımızı aldık. 36.000'deydik 41.000'e neredeyse geldik. Şimdi biraz Ethereum'un hareket etmesi, düzeltme yapması gerekiyor. Orada önce Bitcoin'le bir başlayalım. Burası bayrağa dönebilir. Burası bayrağa dönerse 46 bine kadar gidebilir. Zaten dün de Toba'dan bahsetmiştik. Yine 45 bin dolarlara kadar gidiyor. O yüzden bunu isterseniz Eden deyin, isterseniz ikili dip deyin, beşli dip deyin, Fincan Kup, Toba Tesla deyin, ne derseniz deyin. Hatta yandan döndüğünce Trump deyin. Ama bunun hareketi 45 bin, 46 bine gidiyor. O yüzden Bitcoin'de şu anda hareket eğer 40 bin üzerine oturursa bayağı rahatlayacak. Hatta şöyle göstermek isteriz. Bu logaritmik grafik şu anda bu kanalın içindeyiz. Bunu bir silelim. Daha açık gözüksün. Logaritmikten çıkalım. Şimdi burası insanları korkuttukları, dead cross, dead cross dedikleri ölüm kesişiminin geldiği nokta. 200 günlük hareketli ortalama. Daha önce burada takıldık ve 30 bin, 31 bin aralığına kadar geri geldi. Ve şu anda şu sizlerle iki haftadır takip ettiğimiz turuncu ve dar anlamdaki şuradaki yatay kanalın üzerine geldik. Hem 41.300 Fibonacci 138'lik li dilime, hem buradaki yatay bandın üst kısmı, hem de 200 günlük hareketli emanın geçtiği yere yakın yerler. O zaman 41.300'ü kırmamız halinde yeni girmek isteyenler varsa, en azından kırılmasını beklesin, öyle girsin. Veya da biraz daha riski göz alıp geri çekilir mi acaba diye bakıp 39 38 bin aralığını yakalamaya çalışsın. Ama burada 41.300 şu anda çok önemli bir direnç. Eski bandımıza dönebilmemiz için de 47 bini kırmamız gerekiyor. O zaman e, burada e, Bitcoin için e, 41.300 ve 47 bini sıralayabiliriz. Şimdi geliyorum Ethereum'a. Ethereum'deki konu aslında burada biraz da takoz'a dönmüş durumda. Ama günlüğü açtığımda şimdi Ethereum'ın sırasını bahsetmiştik ya. Günlükte özellikle 50 günlüğün geçti işte 2.670 var seviyesi var. Yani Bitcoin yani ya Bitcoin 200 günlük kıracak burada 41 bini ya da Ethereum buradaki 50 günlüğü kıracak e, 2670'i. Kırması takdirde ikisinden biri bu piyasaya amirallik yapacak ve dolayısıyla harekette başlayacak. Zaten Ethereum 4370 dolardan itibaren oluşan alçalan trendini yok etti ve şu anda 2465 2750 olmak üzere Fibon'un 38 ve 50 dilimler arasında adeta çalkalanıyoruz. Bakalım önce Ether mi 50 günlük kıracak? Bitcoin mi 200 günlük kıracak? Bunu bir kararına göreceğiz. Bu önümüzdeki 2 gün. O da, da Fed biraz etkili olacak. Şimdi geçiyoruz XRP'ye. XRP'de özellikle davanın son tarih kondu ama şu anda fiyatlara çok büyük bir etkisi gelmedi. Fakat ee, ben zaten XRP seviyorum ve bunu topluyorum diyenler varsa zaten kanalın alt bandındayız şu anda. Kanalın alt bandında oluşumuz buranın da bir iskonto değerinde karşımıza çıkarıyor. O yüzden 84.50'ler buradaki destek, ara destek 86 ve 87.40 olmak üzere devam ediyoruz. Buradan kanal üst bandı güncel 89 seviyesinden yani kanal üst bandına bile gelse %16.5 hareket eder dolar bazında gayet okey. Şimdi geçiyoruz XLM'e. Günlüğe baktığımızda 7 ve 30 günlük kesişime geçmeye başlayacak. Nereden? 33 larına O zaman XLM burada tutunmaya başlar ve demalar 7 ve 30 günlük haftalık ve aylık kesişime getirirse buradan itibaren bir tepki verebilir. O da XLM yatırımcısını veyahut da yatırımı, yatırımı düşünen kişiler için ise biraz daha hareketlendirmeye katabilir. Burası katarsa aldığında %17 burası da kendisini gösteriyor. Şimdi linke baktığımızda link burada ee, 52-30'lardan itibaren oluşan alçalan trendini kırma çalışmasında. Fakat dikkat edersek fiyat yükselirken hacmin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim burada aslında teknik analiz kuralına göre hacimle beraber kırmamız lazım. O yüzden hacim burada toparlanırsa ve kırılırsa o zaman geçti değil kırdı deriz. E bununla birlikte link buradaki durumu kaldırırsa, burası tarihe karışırsa, Hızlı bir şekilde 28 ve 32'lere doğru hareket etmesi beklenir. E, halen de 60'lar hedefimizi koruyoruz onu da söyleyelim. Şimdi geçiyoruz Litecoin'e. Lite'e geçmeden önce yine Grace Grayscale'in Litecoin fonu alışları vardı. 141 adet Litecoin fonu alındı. Ve bununla birlikte henüz daha Litecoin'e çok hızlı bir hareketlenme göremesek de küçük küçük alıyorlar. Orası ayrı bir konu ama neticede alıyorlar. Şu anda burada bir simetri üçgeni söz konusuydu. Burası belki... Ee, döner mi dönmez mi diye baktık ama e, aşağıdan yani 414'ten gelen alçalan trendi kırıp geçmeye çalışıyor. Şu anda simetrik üçgeni kırmaya çalışıyor. 180'i kırmasıyla birlikte esas hareket 194'ün kırılmasıyla başlayacak. O yüzden 180-190 hareketleri görebiliriz ama esas 194'ten sonra başlayacağı için biraz daha buraya şans tanımsak daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi geliyoruz Avax'a. Avax burada ee, kırmızı alçan trenin üzerine çıktı ve şu anda 15.70'leri kırmaya çalışıyor. 15.70'i kıramaz geri gelse daha yani şuraya retest yapsa dahi 14.30'lara toba yapmış olacak. O yüzden AVAX'lı şu anda geri çekilmelerde yavaş ve iskontolu kaldığı için halen de fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Hot burada zayıf ee, ve 4 saatlikte istediğimiz yerlere gelemedi. Bayrak kımsı bir görüntü var ama günlükte Polonun alınması için 85 80 kırması gerekiyor. Maker da aynı şekilde hem yükselen kanala dönmesi hem de alçalan trendini kırması için de 3.360 doları kırması gerekiyor. Algon'un ise e, yine buradaki hareketi başladı. 1.04 bizim dün e, kendi içimizde yani e, satış ekibimizle konuştuğumuz rakamda 1.04 üzerine e, alımlar gelebilir demiştik. Şu anda 1.08'deyiz ki daha 1.11'leri kırmadık. Kanal orta bandı 1.11 ile kırılırsa burası yeniden kendisini 1.30'a toplayacak. Gayret diyelim. Devam edelim dot dotla birlikte. Ve 50 ve 200 günlük burada zaten ikisi arasındayız. Şu anda baktığımızda 24-20'den geçen 200 günün üzerine oturduk. Ancak şuradaki alçalan trend ve alçalan trendin denk geldiği kanal orta bandını bir türlü kıramadık. Burası nereye denk geliyor? Yaklaşık 26 dolarlara denk geliyor. 26 doların yukarı yönlü kırmasıyla birlikte dot buru 31'lere kadar devam edebilir. Biraz geri çekilmesi 23 lerden geçen bir ara desteği var. Burası da düşünülebilir ileriki dotçular için diyelim. Phantom'da 31 kırmadan şu an çok büyük hareket etmeyi düşünmüyoruz. Bunun devamında bat için halen daha buradaki hareket geç kalınmış değil. Aksine daha diplerdeyiz diyebiliriz. O yüzden batta şöyle bir şey yapalım. Şurası kırıldı. Artık 65-70'ler bizim ara desteğimiz. 74'ü kırmamızda 83 ve akabinde 1.07'lere geri dönmeyi düşünüyoruz. Son olarak da bir de AVE'ye bakalım. AVE de aynı şekilde Bitcoin eski ve AVAX eski hali gibi daha orta banttayız. Bırakın 332'yi kırsın ardından da 400'lere kadar zaten kendisini toplarız. Bizde durum böyle. Açıkçası bugün piyasada biraz daha toparlandı. En azından kurumsallar girdi ve kurumsalların girmesiyle birlikte piyasadaki hareketlerin daha da belirginleştiğini, en azından yüzümüzden daha mutlu ifadelerini okunduğunu sizler de görüyorsunuz. Umarım sizin de öyledir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bol sağlık olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.